Mevsim oldu. Bitti reis. CHP'nin milletvekili ve Tarım Orman Köy İşleri Komisyonu üyesi Ömer Fethi Gürer, Niğde ilinin Bor ilçe pazarını ziyaret etti. Bor pazarında pazarcı esnafı, pazar müşterisi, yurttaşlar ve emeklileri dinledi. Vatandaşlar seçim öncesi AK Parti'nin çizdiği pembe tabloyla aldatıldık derken, bazı vatandaşlar bize müstehak, oy verdik, elimizde bu süreci yarattık. Bazı vatandaşlar da nasıl geçineceğiz bilemiyoruz diye dert yandılar. Mevsim oldu abi. Aynen öyle. Bütün meyveler pahalı. Kesinlikle öyle. Vatandaş ne yapıyor? Vatandaş ne yapsın? Bir kilo var, yarım kiloya düşüyor. Kimin gözüne bakıyor, çocuğun önüne biz ikram ediyoruz artık yani. Vicdanı. Yapacak bir şey yok ya. Nakliyeye gelen fiyada bir şey önümüzdeki haftada. Kesinlikle yaz. Kesinlikle. Bizim arabamız 10 gün önce, 15 gün önce falan Silifke'ye giriş gelip 850 milyon yapıyordu. 2 milyar 300 milyon para yapıyordu. Yani yeni fabrikası biz öyle bir lira yapıyoruz. Hayır. 2 milyar 350 milyon. Hayır. Hayır. Oradan çilek yapıyoruz. Nerede ekmek biz olur. Uzak yok bize. Peki nasıl olacak böyle fiyat artışı? Vatandaş mı? Valla reis. Vatandaş ne yaptı? Kendim ettim, kendim buldum diyecek ya. Yapacağı bir şey var mı başka? Pazarı geçiyoruz da çok tadı yok. Kimse doğru yok. Aynen öyle. CHP'nin de milletvekili Ömer Fethi Gürer, Bor pazarında karşılaştığı manzaranın ülkenin ekonomik anlamda ne durumda olduğunun bir göstergesi olabileceğini belirtti. Niğde bölgesinde özellikle Bor ilçesi, Altınizler, Çamardı gibi yerlerde, bahçelerde üretici kendisine ait alanda üretim yapar. Ama girdi maliyetleri artınca oldukça sıkıntıdalar. Çünkü orada ürettiği ürünü de getirip burada satar. Yani bu tekel, aracısız. Hem kendi yetiştirir hem satışını yapar. Ama o da gelen mazottan, girdi maliyetlerinden dert yanıyor. Ve diyor ki bu işin sürdürülebilirliği artık bundan sonra çok zor diyor. Çünkü yerli üretici çekildikçe de fiyatlar da artıyor. Çünkü Akdeniz'den, Adana'dan gelen ürünlerin nakliye fiyatlarıyla maliyetler katlıyor. CHP milletvekili Ömer Fethi Gürer, üretimde girdi maliyetlerinin artışının sebze ve meyve fiyatlarını artırdığını, ancak akaryakıta gelen zamların nakli ücretlerini etkilediği için daha çok zam olarak tezgaha yansıdığını, geliri daralan dar ve sabit gelirlilerin bundan daha çok etkilendiğini ifade etti.